Arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Onu atma. Onu atma, evet. Fonksiyonlarla ilgili bazı şeyler yazmıştık. Direkt tüm yazdıklarımı değil de. Öyle sizin aklınızda kalan. Evet, def gayet güzel. Defle fonksiyon tanımlıyorduk. Fonksiyon nasıl tanımladığımızı hatırlıyor Leyla. Def yazıyorduk başına. Önemli. Argüman alırlar. Önemli, evet. İçerilerine argüman alırlar. Fonksiyon bir kısa yoldur. Gayet güzel. Kısa yoldur. İyi işlemleri kısaca yapmamızı sağlar. Alperen doğru. Parametre. Çok güzel. Parametre. Fonksiyonlar içerisine parametre alır. İçerisine giren parametrelere de. Aferin. İçine giren parametre. Güzel. Aferin Adem. Def falan vardı diyor. Ha, evet. Defle işte fonksiyon tanımlıyorduk. Güzel. Hemen şeyleri. E, daha çok sözeli değil de şeyi hatırlıyorsunuz. Güzel. Input vardı. Evet. O inputla giren şeylere emanet ediyoruz def fonksiyon ile çağırıyoruz. Çağırması öyle değil de. Çağırmasında def yok Leyla. Def sadece tanımlamasında var. Fonksiyon parantezle çağırıyoruz direkt. Ee, input var mıydı? Def falan işte. <laughs> tamam. Hadi bir ufak hızlıca önemli olarak düşündüğüm şeyleri ben de bir daha özet geçeyim. Arkadaşlar bir kere fonksiyonlar hızlıca yazıyorum. Fonksiyonlar bir işlemi yakınlaştırayım uzaklığına bu. Fonksiyonlar ee, bir takım karmaşık işlemleri bir araya getirerek tek bir adımda yapmamızı sağlar. Fonksiyonlar nasıl görevi bu? Arka planda binlerce binlerce de demeyelim de yani arka planda belki de onlarca, yüzlerce işlem yazacağız biz ama onu çağırırken tek bir kodu kullanacağız. Şunu uygula diyeceğiz. Arka plandaki onlarca kod uygulanacak. Peki fonksiyonların bu karışık işlemleri yapmasının yanı sıra bir diğer artısı bu işlemleri birden çok kez yapabiliyoruz. Yani bu işlemleri sen git ne bileyim 10 sayısına da uygula git 30 sayısına da uygula 50'ye de uygula 100'e de uygula gidip her sayı için yeniden bir fonksiyon yazmayacağız. Sadece içeriye giren o fonksiyona giren input'u değiştireceğiz. Input bir 10 olacak bir 50 olacak bir 100 olacak her seferinde giren sayıya göre o fonksiyon çalışacak. Tamam fonksiyonların bir diğer artısı diyelim. Fonksiyonların bir diğer artısı ee, bir fonksiyonu birden fazla input'a kolayca uygulayabilmek. Yani birden fazla şeye kolayca uygulayabileceksin onlarca kodu. Hiçbir daha tekrar tekrar yazmana gerek kalmayacak diyelim. Evet. Fonksiyonun arkadaşlar parametreleri var değil mi? Evet. Her fonksiyonun her fonksiyonun işlevini yerine getirmesi için işlevini yerine getirebilmesi için istediği kullandığı demişiz. Bu sefer istediği daha güzel bir tabir. İstediği yani sizden istiyor. Diyor ki bana bu parametreleri ver. O parametrelere göre ben bazı işlemler yapacağım ve sana bir çıktı vereceğim. Yani istediği bazı parametreler vardır arkadaşlar. Bunlara parametre diyorduk. Fonksiyon yani mesela işte dün yazmıştık ya bir tane neydi, neydi? selam verme fonksiyonu. Selam verme fonksiyonu senden ismini istiyor, yaşını istiyor falan. O bilgileri aldıktan sonra ona göre bir çıktı veriyor sana bir selam veren bir işlem yapıyordu. Bunun gibi istediği şeylere parametre diyoruz. Peki. Ee, hocam biraz büyütürseniz seviniriz. Hocam büyütür müsünüz? Bunu daha önce mi dediniz? Büyüttükten sonra mı dediniz? Şu an nasıl? Evet. Şu an nasıl? Şu an iyi mi? Tamam. Ee, evet. Fonksiyonları zaten biz kullanıyorduk arkadaşlar. Şu anda... Yani bu iltin fonksiyonları biz zaten kullanıyorduk. Bu iltin yani gömülü de deniyor ona Türkçesi. Gömülü fonksiyonları biz zaten kullanıyorduk. Şu anda kendimiz özel fonksiyonumuzu yazmayı öğreneceğiz. Evet, şu anda biz arkadaşlar kendi fonksiyonumuzu yazmayı öğreneceğiz. Yani yoksa biz print fonksiyonunu kullanıyorduk, len fonksiyonunu kullanıyorduk, type'ı kullanıyorduk. Ya yani bunun gibi daha bir dünya fonksiyon var farkında olmadan bu fonksiyonları biz kullanıyorduk. Ama onların adının fonksiyon olduğunu bilmiyorduk falan. Şimdi ise biraz daha karışık fonksiyonlar. Kendi özel fonksiyonlarımızı yazacağız arkadaşlar. Tamam. Peki. Bunları demiştik. Şimdi daha sonra bir fonksiyon oluşturmadan bir ufak bahsetmiştik. Ona da bir daha değinelim. Fonksiyon oluşturma. Fonksiyon oluşturmaya iyi takip edin arkadaşlar. Fonksiyon oluştururken fonksiyon oluştururken def kullanırız arkadaşlar def ile başlarız. Ondan sonra oluşturacağımız fonksiyona bir isim veririz. Hani bak print fonksiyonuna o print ismini veren bir adam var tamam mı? Adam o print ismini niye vermiş? Çünkü konuyla alakalı, fonksiyon işleviyle alakalı. Fonksiyon ekrana bir görüntü bastırıyor değil mi? Print ediyor, ekrana bir görüntü print ediyor. Adam da ismini print koymuş yani. Hem akılda daha kolay kalsın değil mi? Hem bu fonksiyonun ne işe yaradığını kullananlar çok daha rahat anlasın diye. Biz de bunun gibi fonksiyonumuzun yapacağı işlemle alakalı bir isim belirleyeceğiz burada. def diyeceğiz. Önce definition'dan geliyor bu. Tanımlamak, yani fonksiyon tanımlamak. Definition function'dan geliyor muhtemelen bu kısaltmalar. def diyoruz. Ondan sonra fonksiyonumuza isim veriyoruz buraya. Fonksiyon adı. Fonksiyon adı. Mesela kare almaya kare alma mesela burada işte kare alma yazabilirsin buraya. Yani fonksiyonun görevi bir sayının karesini almaksa kare alma yazabilirsin. Fonksiyonun görevi işte kişiye selam vermekse selam verme yazabilirsin. Burada yazacağın adı sen belirliyorsun. İstediğin her şeyi yazabilirsin. Ama bir kere daha söylüyorum anlamlı fonksiyon isimleri kullanın gençler. Tamam. Def dedik, fonksiyon adını yazdık. Daha sonra açıyoruz parantezimizi. Şimdi bu fonksiyonun hangi parametrelerle çalışacağını belirliyoruz burada. Burada hangi parametreleri istediğini belirliyoruz fonksiyonumuzun. Fonksiyonumuzun güzel bir şekilde çalışabilmesi için hangi parametrelere ihtiyacı var? Mesela bu da fonksiyondan fonksiyona değişir. Yani sen işte az önce dün yaptığımız gibi selam verme fonksiyonunu yapacaksan tek işte kişinin ismini alabilirsin, yaşını alabilirsin. Ne bileyim ilini alabilirsin. Ona göre ona bir selam verebilirsin. Ya da ne bileyim bir sayının karesini alma işlemi yapacaksan sayıyı alman lazım içine değil mi? Hangi sayının karesini alacağını bilmek için yani içine sayı parametresini almalısın. Ya da başka bir görevi yapan fonksiyon için başka bir parametre. Sonuçta içeriye bazı parametreler alman gerekebilir. Şart değil ama Çoğu fonksiyonda o parametreler var arkadaşlar. Dolayısıyla içeriye bazı parametre alacağız. Parametre 1 diyelim. Virgül. Parametre 2. Virgül. Parametre 3. Virgül. Nokta nokta nokta. Bunun gibi alınacak olan parametreleri biz belirliyoruz. Ben şeyi herhalde kapatmamışım. Bir kapatayım. Kazayla kimse görselini açmasın. Hımm. Tamam. Evet. Bunun gibi bazı parametreler alıyordu. Bu şekilde yazım sinteksi buydu. Def diyorduk. Fonksiyon adı diyorduk. İçine alacağı parametreleri yazıyorduk. Bu parametreler de isimleri biz vereceğiz bu arada. Yani şuradaki parametrenin bir ismi olsun. Yani burada sen isim param isim yazarsan mesela adam buraya bir isim parametresi, isim argümanı girmesi gerektiğini anlar. O yüzden şuradaki parametre isimlerini bile mantıklı vermeye çalışın. Yani şunu unutmayın. Sizin yazacağınız fonksiyonu sizin dışınızdaki insanlar da kullanacak o insanlara açıklayıcı bir şeyler yazmalısınız. Tamam mı? O isimleri öyle kafanıza göre şurada A parametresi, B parametresi, C parametresi demeyin yani. O acemiyken yapıyordunuz. Çok bir şey demiyordum. O, o ama şu anda artık yapmamalısınız. Tamam yani ne dedik? Def dedik, fonksiyon dedik, parametre isimlerini girdik ve en sonunda iki noktayla koyuyoruz. Her zamanki bu iki noktayı çoğu zaman koyuyoruz. Ve Enter'a bastığında arkadaşlar bir alt satıra geçiyor. İşte içeride fonksiyonun çalışacak kodlarını yazıyoruz bundan sonra. Fonksiyon bu şekilde tanımlanıyor. Tamam. Yeterli şeklinde tanımlanır diyelim. Yazım bu şekilde. Def fonksiyon adı parametre alacağı parametreler ve iki nokta. Bunu yapıyorsun. Fonksiyonu tanımlamış oluyorsun. Alt say inip ondan sonra fonksiyonun içinde çalışacak olan kodlar yazıyorsun. Fonksiyonun içinde hangi kodlar çalışsın? Onları yazıyorsun. Fonksiyonlarda da gene aynı mantık. Yani lokal kodlar vardır. Evet, fonksiyonlarda da indentation ve lokal kodlar lokal kodlar vardır diyelim. Yani sen bu fonksiyonu tanımladın. iki noktayı koydun. Altta bastığında seni globale değil de lokal bir alana atıyor. Lokal bir alanda yazıyorsun kodlarını. O kodlar sadece o fonksiyon çağırıldığı zaman çalışacak. O kodları başka bir zaman çalıştırmayacaksın. Çalışmayacak. Yani fonksiyonu çağırırsan çalışacak o kodlar. Çağırmazsan hiçbir zaman çalışmayacak. Böyle yazdığın gibi kalacak o kodlar. Peki Aşka. Evet. Peki fonksiyonu bir de çağırma. Evet. Fonksiyonu çağırıp kullanmak için arkadaşlar. Fonksiyonu çağırıp kullanmak için ise ne yapıyorduk biliyor musunuz? Bir fonksiyon oluşturduk. Def dedik. Fonksiyon ad dedik. Parametrelerini girdik. Bu şekilde bir fonksiyon oluşturduk. İleride bir yerde madem oluşturduk fonksiyonu artık kullanalım değil mi? Kullanma işlemini yaparken def yazmıyorsun. Def definition'dan geliyor dediğim gibi. Tanımlamaktan geliyor. Definition'ın karşılığı, İngilizce karşılığı tanımlamak gibi bir şey. Dolayısıyla oluştururken kullanıyorsun bu defi sadece. Fonksiyon oluştururken def kullanıyorsun. Çağırırken def falan yok. Çağırırken sadece ismini yazman yeterli ya. İsmini yazıyorsun. Fonksiyonun adını yazıyorsun. Hangi fonksiyonu çağıracaksan o fonksiyonun adını yazıyorsun. Parantez açıyorsun. fonksiyon bazı parametreler istiyorsa o parametrelere de girmek zorundasın. O parametreleri girmezsen o fonksiyon hata verir. Çağıramazsın onu yani. Bu girdiğim parametrelere de argüman deniyor arkadaşlar. Mesela 3 parametreli bir fonksiyon tanımlamış olalım. Sadece 3 tane parametresi olsun. Sen bunu çağırmak istiyorsan buna gireceğin argümanlarda 3 tane olmalı. Argüman 1, argüman 2, argüman 3 gibi 3 tane. İşte daha fazla varsa daha fazla da girebilirsin de. Kaç parametre varsa o kadar argüman gireceksin. Bu şekilde çağıracaksın. Bunun sonunda 2 nokta falan da yok. Tanımlama yapmıyoruz burada. Şu yazımla da sen oluşturmuş olduğun şurada oluşturmuş olduğun fonksiyonu çağırma işlemi yapıyorsun. Fonksiyonu şurada oluşturuyorsun. Burada bu şekilde çağırıyorsun. Tamam? Hocam fonksiyonları atar Hocam atar mısınız? Atalım. Şu yazıları atalım. Şu geçen yazdığından biraz daha kısa yazmış olabilirim. Şu an aklıma gelenleri söyledim. Şimdi hemen Biraz artık uygulamalı, uygulamalı işlere geçelim. Uygulama daha güzel oluyor. Yani görünce gözünüzde görünce daha rahat ediyorsun. Bir fonksiyon nasıl oluşturulur, nasıl yapılır? Görünce bu teorik bilgileri uygulayınca daha güzel akılda kalıyor. Başlayalım. Ee, dün yaptığımız gibi bir çok basit bir selam verme o zaman. Şöyle merhaba deme diye bir fonksiyon oluşturalım tamam mı? Tek görev merhaba demek olsun. İçine bir parametre bile almasın. Evet, hadi oluşturalım. Def diyorum. Definition. Fonksiyon, fonksiyon tanımlayacağım. Bu def özel bir karakter. Dolayısıyla def deyince hemen rengi bile değişiyor yani. Bunun bir e, fonksiyon tanımlama ibaresi olduğunu bilgisayar anlıyor. Def dedik. Boşluk bıraktık. Fonksiyon adı mı? Fonksiyon adı. Fonksiyon adı merhaba. Merhaba de. Yani fonksiyon adı merhaba de. Merhaba diyen bir fonksiyon dedim. Açtım parantezi. Evet. Bu parantezin içine hiçbir şey almıyorum. Bu fonksiyon kişinin ismini bile almaz. Hiçbir şey almaz. Yani sadece merhaba desin. Çalıştırdığında ekrana merhaba hoş geldiniz yazsın. O kadar. İsim bile yazmasın. Dolayısıyla içine bir parametre girmiyorum. Bu seferki daha basit bir fonksiyon olacak. Sonuna iki nokta koyuyorum. Evet merhaba de fonksiyonu oluşturdum. Bir enter'a bastığımda bak beni indentation attı. Başa değil buraya attı. Bunu niye buraya attı? Çünkü şu anda fonksiyon çağırdığın zaman içinde neler çalışacağını buraya yazıyorsun. Bu fonksiyon çok basit, merhaba deme fonksiyonu. Bunu çağırdığın zaman ekrana print merhaba hoş geldiniz yazacak. O kadar. Ekranda tek yazacağı bu. Merhaba de fonksiyonu tanımladık. Bu fonksiyonun yaptığı tek işlem ekrana print merhaba hoş geldiniz yazdırma işlemi arkadaşlar. Bunu böyle çalıştıralım. Çalıştırdık. Şu anda hiçbir işlem olmayacak. Bir bağlansın, çalışsın. Şu anda hiçbir işlem olmayacak. Niye olmayacak? Şu anda biz bir fonksiyon tanımlama işlemi yaptık. O fonksiyonu kullanmadık. Onu kullanmak için bir daha çağırmalıyız. Hemen ondan da bahsedelim. Evet. Şu anda bir fonksiyon tanımlandı. Çalıştı burası. İki de aldık. Şu anda merhaba de diye bir fonksiyon var. Yani sen hani bak print yazarken seni tamamlıyor bak. Print. Niye tamam, print evet. Hemen altta çıkıyor. Print mi demek istiyorsun? Print diyorsun. Çıkıyor. Ve artık merhaba de de çıkacak. Bak merhabayı yazalım. Yavaşça yazalım. Mer. Bak merhaba de hemen altta çıkıyor. Bunu mu demek istiyorsun? Evet bunu demek istiyorum. Bak bunu artık definition function olarak algılıyor bilgisayar. Çünkü yukarıda ben merhaba de diye bir fonksiyon tanımladım. Artık merhaba de'nin bir fonksiyon olduğunu bilgisayar da biliyor. Evet, yazımı kolaylaştırmak için sana öneriler de bulunuyor. Şu an merhaba de mi yazmak istiyorsun? Evet merhaba de yazmak istiyorum dedim. Bak üstüne basıyorum. Bastım. Merhaba de yaz. Geldi. Fonksiyon olduğu için tabii ki parantezlerimizi açıyoruz. Fonksiyon olduğu için çağırırken de parantez kullanmalısın. Bak print'i çağırırken de parantez kullanıyorsun. Len'i çağırırken de parantez kullanıyorsun. Fonksiyonlar böyle çağrılır arkadaşlar. Fonksiyon adını yazarsın. Parantezi açarsın. Parantezin içine de alacağı parametre varsa o parametreleri girersin. Şu anda parametre alıyor mu benim fonksiyonum? Merhaba de için şu içeriye bir argüman yazmalı mıyım? Yazmalı mıyım arkadaşlar? Yafer'im bakayım. Bakalım. Değil. Hayır güzel gerek yok. Çünkü arkadaşlar biz bir parametre tanımlamadık zaten. Şunu oluştururken bir parametre tanımlasaydım çağırırken de bir argüman girmek zorundaydım. Ama oluştururken bir tane parametre tanımlamadım. Bomboş. Kur kur ya çalışan bir fonksiyon bu. Sen bunu çağırırken de hiçbir şey içine girmene gerek yok. Merhaba de deyip parantezini aç. Bunu böyle shift enter yap, çalıştır. Hop ekrana merhaba hoş geldiniz yazdı. İleride bir yerde, aşağılarda bir yerde kodları yazdın, yazdın, başka şeyler yazıyorsun. print Burada bazı işlemler yapıyorum. Tamam. Bazı işlemler yaptım, yaptım, yaptım. İleride bir daha kullanıcıya merhaba demem mi gerekti? Print merhaba hoş geldiniz yazmıyorum. Gene merhaba de fonksiyonunu çalıştırıyorum. Hop merhaba de fonksiyonunu bir daha çalıştırdım. Artık işime nerede yarıyorsa orada merhaba fonksiyonunu çağırıp kullanabilirim. Çünkü benim artık şöyle bir fonksiyonum var. Ben bunu istediğim yerde kullanacağım kodumun devamında akışına göre. Anlayabildik mi? Merhaba de fonksiyonu yaptık. Burada bir az önce bir şey gördüm de. Neydi? Merhaba D'de D büyük olmak zorunda mı? Evet evet kesinlikle. Şimdi büyük küçük harfe uyumlu. Python arkadaşlar büyük küçük harfe uyumlu. Şimdi merhaba D derken ben şu D'yi büyük yaptım ama çağırırken de D'yi büyük yapacaksın. Yani küçük yaparsan bunu tanımaz. Mesela merhaba D diyelim açalım Çalıştırdığımda bak altını çiziyor zaten hemen. Merhaba D is not defined. Böyle bir şey tanımlı değil diyor. Merhaba D ne diyor. Ama şu D'yi büyük yaptığında bir anda hatırlıyor. Ha, tamam bu bizim merhaba de fonksiyonumuz. Tamam. Python büyük küçük harfe duyarlı bir şey arkadaşlar. Ben bunu söylemiyorum da yani nasıl tanımladıysanız ismini aynısını çağırmalısınız. Ben neden de büyük yaptım diye sorarsanız bu bir yazım şekli. Yani merhaba de farklı şeyler değil mi? Merhaba de. İnsana merhaba de. Yani farklı bir kelime gibi düşündüm. O yüzden ayrı olmasının daha iyi olacağını düşündüm. Yani siz bitişik de yapabilirsiniz. Hocam başlangıçta zorunlu mu? Ne zorunlu mu? Evet, hayır. <laughs> Hocam sizin yazdığınız o fonksiyonu biz burada kendi panelimizde kullanırsak çalışır mı gibi bir soru gelmiş Eylül. Hayır. Bu şu anda benim lokalimde tanımlanmış bir fonksiyon. Sadece ben kullanabilirim şu anda. Benim ekranımda kullanılabilir. Siz bunu kullanmak istiyorsanız siz de aynı şeyi lokalinizde yazacaksınız. Siz de bunu yazacaksınız. Ondan sonra çalıştıracaksınız. Büyük harf. Büyük harf zorunlu değil Mustafa. Büyük harf zorunlu değil. Sadece biraz da anlamlı olsun diye böyle yaptım. Keşke çalışsaydı değil mi? Buradan ben yazardım. Oradan direkt kullanırdınız. Hocam bir de ben de İngilizce harfler zorunluymuş hocam. Tamam. İngilizce harfler kullan o zaman. Tamam. Merhaba de gibi bir fonksiyon yaptık. Şimdi hadi bu fonksiyonu biraz geliştirelim. Biraz geliştirelim. Definition başka bir merhaba de yapalım. Definition bu seferki ismimiz ne diyelim ee, biraz kullanıcıya selam ver olsun. Bu sefer kullanıcıya selam ver olsun. Kullanıcıya merhaba hoş geldiniz. Çok basit bir şeydi. Bu sefer biraz daha parametrede alan biraz daha kompleks bir definition function yapalım. Evet merhaba kullanıcıya selam ver dedim mesela şöyle uzun uzun. isim uzun olabilir arkadaşlar. İsme çok takılmayın. Yani şuradaki isim tanımlayıcı olmalı. Bu fonksiyon yaptığı görevi açıklayan bir isim olmalı. Mesela burada S'yi gene büyük yaptım. V'yi gene büyük yaptım. Neden? Kelime başlarına büyük yapıyorum arkadaşlar. Daha rahat okunsun diye. Yani isim okunsun diye. Kullanıcıya selam ver. Daha rahat okuyorum böyle. Yani hepsi küçük olsa Kullanıcıya selam ver burada ne yazıyor şimdi yani kullanıcıya selam sanki birbirine giriyor gibi bu yazım şekillerine giriyor bu arkadaşlar kullanıcıya selam ver kelime başlarında böyle büyük harf yapabilirsin ya da bir yazımı daha var bunun alt çizgili yapabilirsin kullanıcıya alt çizgi selam alt çizgi ver yapabilirsin böyle kullanımlar da var burada büyük yapmana gerek yok mesela böyle yapacaksan büyük yapmana gerek yok farklı farklı yazımlar var hangisi gözüne rahat geliyorsa ama genelde bu ikisi kullanılıyor yani. Ya baş harflerini büyük yapacaksın. Kelime başlarını büyük yapacaksın. Ya da kelimeleri böyle alt çizgiyle ayıracaksın. Bunların birine camel deniyor. Az önce yaptığıma camel, camel deniyor herhalde. Buna da snake deniyor. Snake syntax deniyor böyle. Alt çizgi snake. Yılan gibi böyle alt çizgiler koymaya. Neyse. Hocam hata algılayan fonksiyon yapılabilir mi? Onlar var zaten. Onları biz yapmayacağız. Tamam. Hadi şundan devam edelim. Kullanıcıya selam verme. Peki ismi böyle tanımladık. Kullanıcıya alt selam ver. Kullanıcıya selam ver diye bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon şimdi kullanıcıya selam verecek değil mi? İyi de kullanıcının bir ismi var değil mi? Bir ismi var adamın yani. Adamın direkt ismine selam vereceğim. Adamın ismine selam vereceğime göre bir tane bir isim parametresi almalı bu içine. Alacağı parametrenin ismini isim gibi yazıyorum ki e, girecek olan kişi, argümanı girecek olan kişi daha rahat anlasın ne gireceğini. Buraya bir isim gireceksin diyorum ben mesela. Başka bir bilgi bilmiyorum. İstersek alırız, istersek almayız. İstersek almayalım. Bu kadar yeterli. Kullanıcıya selam ver dedim. Bir isim parametresi istiyorum buna. Şimdi bu fonksiyonun görevi de print. Bunu da f-string yapalım. Merhaba ismi yazalım buraya. Kullanıcıdan aldığımız ismi yazacağız. Merhaba Emincan ee, hoş geldin demiştik. Merhaba Emincan ee, başarılar tanıştığıma memnun oldum diyeyim ya. Tanıştığıma memnun oldum. İsmini yazalım adamın yani. İsim neyse Bunu bu şekilde çalıştırdığında arkadaşlar şu anda kullanıcıya selam ver diye bir fonksiyon daha. Kullanıcıya selam ver diye bir fonksiyon daha tanımladım bilgisayarıma. Bakın başlayalım. Kullanıcıya yazmaya başlayınca tamamını yazmanıza gerek yok. Bak hemen altta uyarıyor seni zaten. bunu mu yazmak istiyorsun? Tabii bunu yazmak istiyorum. Bir hepsini yazacak halim yok. Yani uzun. İstersen yazarsın da uzun. Yani yazın Kolaylı olması için hemen seçiyorum bunu. Kullanıcıya selam ver fonksiyonu çağıracağım ben. Açıyorum. Şu anda bak içinde uyarıyor seni. Bu bir isim istiyor diyor. İsim diye bir şey istiyor diyor. Bak burada isim yazıyor görüyor musun? O isimi niye yazıyor? Ben parametreyi tanımlarken ismini isim tanımladım diye isim yazıyor. Burada sen A tanımlasan A yazacak burada. Burada A yazınca kişi bundan bir şey anlayacak mı? Ne istiyor bu? A istiyor benden. A nedir yani? Ne girmem gerekiyor buraya argüman olarak? Anlamaz adam. Ama isim yazmanın işte artısı bu diğer kişi, kullanan kişi girerken buraya bir isim girmesi gerektiğini anlıyor. İsim. Eğer girmezse, bu şekilde çağırmaya çalışsa, kullanıcıya selam verip bu şekilde çağırmaya çalıştırırsak arkadaşlar. Çağırırsak bu bize hata verecek. Çalıştıralım. Hatayı görelim. Evet. Kullanıcıya selam ver fonksiyonu. Missing one required positional argument isim. Diyor ki bir tane pozisyon argümanı eksik diyor. Yani isim eksik bunda diyor. İsim diye bir argüman girmeliydim buna diyor. Şu fonksiyona İsim diye bir argüman girmeliydin ama girmedim bu argümanı diyor. Bunu ben böyle çalıştıramam diyor. O yüzden şu anda şuradaki ismi girmeliyiz. Bunu çağırırken kullanıcıya selam ver. İçeriye geçtik. İçeride de Emincan olsun. Emincan girersen şu anda ilk parametre olarak Emincan'ı girdim. Argüman olarak Emincan'ı girdim. Bunu böyle çalıştırırsam böyle çalıştırırsam hata da vermeyecek. Merhaba Emincan. Tanıştığıma memnun oldum diye bir yazıyı ekrana verecek. Daha sonra başka birine mi selam vermek istiyorsun? Yine hemen çağırıyorsun kullanıcıya selam ver. Evet bu sefer Burak. Burak'a versin selam. Çalıştıralım. Merhaba Burak. Tanıştığıma memnun oldum şeklinde hızlı hızlı istediğin kişilere istediğin yerde selam verdirtebiliyorsun. Bu şekilde selam ver fonksiyonu oluşturduk. Hocam ismi kullanıcıdan almamız gerekmez mi? Güzel güzel alacağız. Onlar ilerleyen seviyelere Eylül. Sen şu anda mantığı oturt. Kullanıcıdan alıp. Tabii tabii olur. Hocam o araya input girsek olur mu? Olur ve olacak da zaten ismi biz yazmayacağız şu o zaman. İsmi kullanıcıdan alacağız. Aldığımız ismi göndereceğiz fonksiyona. Şu anda sadece fonksiyona giren parametreleri, argümanları bu mantığı oturtun diye basit örneklerle başlıyoruz. Yoksa input olayını elbette katacağız işin içine. Burak'tan sonra virgül yok mu hocam? Virgül derken? Onu başka bir fonksiyon olarak yazdım yani. Emincan yanında Burak. Merhaba Burak'tan işte oldu. Peki. Neyse, hadi bir tane daha fonksiyon yapalım. Bu sefer printle aynı şekilde sadece içine değişken atayınca çalışır. tamam Şu an girme o işlere. Hadi başlayalım. Bir tane daha fonksiyon yapalım. Bu seferki fonksiyon iki parametre alsın. Bir tane değil de iki parametre alsın. İsim ve yaş parametreleri alsın. Def. Ee, ne diyelim? Isim bir alt yaz. Isim yaz. Evet ismi bu olsun. İsim bulmakla da ben çok zorlanıyorum fonksiyonlara da. Biraz daha mantıklı. İsmi ve yaşı alalım. İşte merhaba Emincan. Duyduğuma göre 26 yaşındaymışsın gibi bir cümle yazdırsın ekrana. Evet. Bu sefer iki parametre alacak dediğim gibi. İsim parametresini alacak. Virgül. Evet parametreleri virgülle ayırıyoruz arkadaşlar. Üste yazarken görmüşsünüzdür. İsim parametresi alınacak. Virgül. Bir de yaş parametresi alınacak. Yaz diye parametre alınacak. İki tane parametre istediğimi ben burada belirtiyorum. Ondan sonra sonuna iki nokta koyuyorum. Tamam. Fonksiyonumu oluşturdum. Aşağıda fonksiyon ne işlevi yapacak? Fonksiyon gene basitçe bir print işlemi yapacak. Başka bir şey yapmayacak. Print basitçe f string halinde merhaba isim yazsın burada. Merhaba Emincan. Duyduğuma göre şu yaşındaymışsın. 26 yaşındaymışsın. Gibi bir print işlemi yaptıran isim yaş fonksiyonu. Ee, tanımlamış olduk. Çalıştıralım bunu da. Bu fonksiyon çalıştıktan sonra Hafızaya giriyor. İsim, yaş diye bir fonksiyon var. Bunu şimdi çağırmak istersem ileride isim halteri yapıyorum. İsim, yaş açıyorum parantezi. Bana parantezi açtığıma zaten hangi argümanlar istediğini bana burada soruyor diyor. İsim gireceksin buna diyor. İsim eni her şey olabilir yani. İsim'e her şeyi girebilirsin. Sonra virgül yaş eni. Yaşa da her şeyi girebilirsin. Ondan sonra dışarıya bir nan döndüreceğim ben diyor. Dışarıya bir şey döndürmeyeceğim, sadece ekrana bir şey bastıracağım. Bu sonraki işlem. Yani biz burada isim ve yaş parametreleri argümanları girmemiz gerektiğini anlıyoruz. Eni hiç demek değil mi? Evet, hiç demek. Çünkü şu anda bunlar hiç bir şey döndürmüyor aslında. Ekrana bir şey bastıran fonksiyonlar, ekrana bir döndürenleri de göreceğiz ilerleyen aşamalarda. Neyse, şimdilik odaklanalım. Bir isim gireceğiz. Evet, isim. Emincan girdim. İlk argümanımı girdim? Araya virgül koyuyoruz arkadaşlar. Araya virgül koyuyoruz ikinci yaş argümanına virgülden sonra giriyoruz. Yaş argümanı string olarak girilmek zorunda değil. Yaş normalde integer bir sayı değil mi? O zaman yaşı ben normal int olarak giriyorum. Yaşı normal 26 giriyorum. Tırnak içinde girmiyorum. Evet. Emincan ve 26 argümanlarını verdik arkadaşlar. Bunu böyle çağırdığımda bu fonksiyonda ekrana merhaba Emincan duyduğuma göre 26 yaşındayım gibi bir şey bastırıyor. Ne yaptığımızı anladık mı? Fonksiyon genel olarak bu şekilde tanımlanıyor. Fonksiyonun içindeki parametreleri anladınız. Tanımlarken hangi parametreleri tanımlarsanız çağırırken de o argümanları girmelisiniz. Çağırabilmek için. Bundan kaçma yolları var da. Şimdilik bu olsun. Şimdi şunu yapalım arkadaşlar. Hadi bir tane kare al fonksiyonu yapalım ama. Bir sayının karesini alsın. Evet. Def ismini de kare al diyelim fonksiyonumuzun. Def kare al olsun. Şimdi kare al fonksiyonu sizce içine nasıl bir parametre istemeli? kare al fonksiyonu içine hangi parametreyi istemeliyiz? Bunu biz belirleyeceğiz. Sence hangi ne istemeliyiz bunun içine? Evet, sayı. Evet, Esat Gürelli. Evet, bir sayı. Güzel Muhammed Hanım. Gerçekten içine bir sayı istemeliyiz değil mi? Yani aynen sayı parametresi. Aferin Mehmet Arda. Yani biz bir şeyin karesini alacağız da neyin karesini alacağımızı kullanıcıdan istemeliyiz. Yani kullanıcı ya yani şuraya bir sayı girmeli. Buraya gireceği şey sayı. Dolayısıyla bir sayı parametresi olmalı burada. İki noktaya koydum. Tamam. Şu anda kare al fonksiyonunu bir tane sayı parametresi isteyecek. Bu sayı parametresini aldıktan sonra ekrana ne yazdırsın istiyorum? Print ekranda f string halinde yine e, hatta f string tipi şey yok ya. Print sayının karesi dedik. Evet, bu. Kullanıcı bir sayı girecek, ekrana sayının karesini bastıracağım. Bu kadar. Bunu şöyle çalıştıralım. Basitçe kare al fonksiyonu tanımladık. Bu fonksiyonu şimdi nasıl çağırabiliriz? Şöyle kare al derim. 5. Kare al 5 dediğimde içine 5 sayısını girdim argüman olarak. 5'in karesini alıp bana döndürecek. Sen bunu döndürmeyecek de bastıracak ekrana. Kare al deyip başka bir şey girsem işte kare al 12 desen 12'nin karesini al 144 olarak ekrana bastıracak. İşte kare al bilmem kaç dersen 350 dersen. 350'nin karesi 122500 mesela gibi. Tamam? Bunun gibi basitçe kareler alınıyor. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Hocam ya bu kare alma işlemi zaten zor değil ki ya. Şunu yazmak daha uzun belki de. Şu fonksiyonu yazmak daha uzun belki de. Yani şunu yazacağım ama kare al 5 beş yazacağım ama 5'in üssü 2 deyip kare almayı biz böyle de yaptırabiliriz diyebilirsiniz. Bu gel gelmiş olabilir aklınıza. Yani gelmesi de çok normal. Ama biz şu anda arkadaşlar çok basit bir fonksiyon tanımladık ya. Yani. İşten bununla bitmeyecek ki. Şurada bir dünya işlem olduğunu düşünün. Ben şu anda çalışma mantığını anlayın diye çok uzatmıyorum işi. Yoksa burada bir dünya şey çalıştığını düşünün. Burada sadece kare alma işlemi olmayacak ne bileyim belki karesini alacak, küpünü alacak, toplayacak, üçte çarpacak öyle gösterecek gibi sallıyorum yani. Böyle kompleks şeyler, işlemler gerekebilir içeride. Onu çağırmanın basit yolu bu fonksiyonlar. Neyse. Tamam. Kare al fonksiyonu yaptık bir tane. Hadi devam. Birkaç fonksiyon daha yapalım. Ders bitiyor mu? Kaç dakika? Üç buçuk dakika ee, bir fonksiyon daha yapabilir miyiz? Evet. Mesela bu sefer ki biraz daha farklı. Fonksiyona soru yaptı. Fonksiyona girilen iki sayının toplamını bulup karesini ekrana yazdıran. Toplamın karesini. Toplamını bulup toplamın karesini ekrana yazdıran bir fonksiyon yazalım. Bak bu diğerlerinden farklı. Değil mi? Yani bu tek adımlık bir şey değil. Bunda sanki yani bir ya da iki adımlık var. Bir şeyler var bunda yani. Evet. Hemen yazalım. Def diyorum. Ee, i̇ki sayı alacağım. İki sayının toplamının karesini bastıracağım. Bununla alakalı bir isim verelim buna. Yani toplamın karesi diyorum ben mesela. Toplamın karesi fonksiyonu. Fonksiyonun ismi toplamın karesi. Açtım parantezimi. Fonksiyona hangi parametreler gelecek arkadaşlar? İki sayı alacağım ben değil mi? Fonksiyona iki tane sayı gelecek. Sayı bir parametresi virgül. Bir de sayı iki parametresini isteyeceğim ben. Kullanıcı bana sayı bir parametresini sayı iki parametresini girecek. Girdikten sonra iki nokta koyuyorum. Girdikten sonra şimdi ben işlemleri yaptıracağım. Ekrana ne yapıyorum? Toplamın karesi. Aslında çok da bir zor bir işlem değil. Gene tek de yapabiliriz bunu. Print. Ee, sayı 1 ile sayı 1 artı sayı 2'nin toplamının değil mi? Şunları paranteze almalısın bir daha. Şunları bir daha paranteze almalısın. Toplamının karesi üzeri 2. Şöyle bir şey yaparsak ne yapıyor? Kullanıcı sayı 1 ve sayı 2 girdikten sonra biz bu iki taneyi topluyoruz. Toplamının karesini ekrana bastırıyoruz gibi. Bunu biraz daha okunaklı olsun, daha güzel olsun derseniz şöyle de yapabiliriz. Tabii buraya bir sonuç yapar, sonuç değişkeni. Sayı 1 artı sayı 2'nin karesini. Allah şöyle bir sonuç, içeride bir tane parametre belirlemek mantıklı mı? Fonksiyonlarda mantıklı arkadaşlar. Şu hatta daha güzel oldu. Bunu ya kullanacağım. Evet. Böyle bir sonuç belirleyelim. En son print sonuç yapalım. Yani sonuç sayı 1 ile sayı 2 toplanacak. Toplanımın karesi alınacak. Ekranda sonuç bastırılsın. Tamam. Bu daha güzel. Normalde bunu çok önermeyiz. Normalde şöyle durduk yere bir tane parametre, bir tane değişken tanımlamayı önermeyiz. Hafızada yer tutar diye. Ama fonksiyonun içinde yapabilirsiniz bunu. Fonksiyon çalıştığında o anlık çalışıp unutulacak zaten bu fonksiyon. Bu param bu değişken. Bu değişken başka bir yer hatırlanmayacak zaten. Tamam. Şu şekilde çalışsın. Yani toplamın karesi diyelim. Toplamın karesini çağıralım. Mesela 5 ve 3'ün toplamı ne yapacak? 8. 8'in karesi 64. 64 mi bastıracak ekrana? Toplamın karesi 5, 3 dediğimde 64. Toplamın karesi. Toplamın karesi 15, 12 dediğimde 15 ile 12 27, 27'nin karesi 729. Tamam. Ne yaptığımızı anlayabildik mi arkadaşlar? Bu şekilde bir tık daha bir tık daha kompleks fonksiyonlar yazmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş bir tık daha kompleks şeyler. Hocam içeride sayı 1, sayı 2 yazan neden başında böyle mavi yapıyor? Sayıda farklı bir fonksiyon mu? Hayır. O arada bir arada bir kafayı daha doğrusu Arada bir oluyor ya bilmiyorum. Bende de şu mesela ı yeniye farklı renk yaptı bilmiyorum açıkçası. Ama hata vermiyor yani. Doğru yazdıysan normalde yazım hatası olduğunda böyle farklı renkler yapıyor da burada bir yazım hatası yok. Neyse biz atacak arkadaşlar 10 dakika sonra bir sonraki derste görüşürüz. Şunu da atayım size. Bunun üzerinde de uğraşın. Tamam? Görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. 10 dakikaya başlıyoruz. Görüşürüz.